Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, ben iyiyim. Çok şükür e, tüm işler yolunda gidiyor. Tahmin ettiğimden daha da fazla yorulmaya başladım arkadaşlar. Bilmiyorum size de oluyor mu? Ee, bazen dönem dönem e, beynim çok fazla üretken olmaya başlıyor. Çok fazla üretken olunca sürekli okuyorum, sürekli yazıyorum. Gecenin saat 3'ünde bazen uyanıp e, gündüz çözemedim sorunları böyle bir uykuyla uyanıklık arasında çözüp yazmaya başlıyorum. Hani bu çok akıl dışı, akıl dışı değil. Zaten yaptığımız işte çok fazla insan tabiatına uygun işler değil. Ee, olmayan bir kuramı o o yüzden bu aralar çok fazla okuyorum, çok fazla yazıyorum. Düşüncelerimi durduramıyorum. Eminim e, şu anda beni izleyenler arasında da e, bu ruh halinde e, olanlar vardır. E, zaman zaman bu böyle oluyor ve ben buna şey diyorum Kuluçka dönemi diyorum Kuluçka dönemimde kendi içime kapanıyorum ve sürekli yazıyorum, sürekli okuyorum o dönemde çok fazla video çekilmiyorum arkadaşlar zaten seminerden sonra yeni grup eklendi artık bir seminer grubu oldu ve o seminer grubuyla beraber de derslere başladık bir yandan da Algoritmic Trade grubu seminerle beraber başladı ve onlarla da derslere başladık. Bir yandan cuma yayınları, bir yandan gülüç analizler. Tüm bunları yaparken kendi hayatıma ve aynanın karşısına geçip saçımı taramaya bile vakit bulamıyorum. Belli oluyordur saç baş anlık bir şekilde videonun karşısına geçtim. Zaten artık yabancı değiliz. Hepiniz bana alıştınız. Bazen webinarlar sırasında Ahmet abi olsun, Mehmet bey olsun, ee, hocam diyor saçın başın çok dağınık bir toplamaya vakit bulamadın herhalde diyor. Ee, aynen öyle oluyor. Ama bu tatlı bir yorgunluk. Ee, arkadaşlarımın, öğrencilerimin, abilerimin yaptığı karları görünce daha da fazla kamçılanıyorum. Daha da fazla çalışma isteği uyandırıyor bende. Birkaç defa daha söylemiştim ama yine, yine diyeyim. Ben sadece hobi olarak başlamıştım bu kanala. Ve işlerin buraya kadar gideceğini hiç mi hiç düşünmemiştim. Buralara kadar gelebileceğini e, tasavvur bile etmemiştim. E, sonuç olarak buralara kadar geldi. Artık tam zamanlı bir iş olarak e, yapmaya başladım. E, bu işi e, YouTube kanalına eğitimleri, dersleri. Artık zaten çok fazla güneş analizlerden başka çok fazla içerik üretemiyorum arkadaşlar. E, çünkü dersler oluyor. Haftanın 3-4 günü ders anlatıyorum. Cumaları canlı yayın oluyor. E, haftada 1 ya da 2 de Böyle e, orijinal içerikler e, artık koyacağım. Çünkü daha fazlasını yapmaya vakit kalmıyor. Şu aklımdaki bir bitireyim. Kitap bitsin. Ve bir iki bir şey daha var. Şimdi onları da açıklarım. Onlar da bittikten sonra inşallah e, daha fazla içerik üretmeye başlarım diye düşünüyorum. Şimdi yavaş yavaş gelişmelerden bahsedeyim size. E, seminere biliyorsunuz. Zaten pek çoğunuz şu anda seminere katılanlardan. E, beni izliyorsunuz. E, hepinize Tek tek teşekkür ederim arkadaşlar geldiğiniz için. Aylardır, 3 aydır, 2 aydır e, webinarlarla beraber bildiklerimi aktardım seminere katılan arkadaşlara Ve sonunda e, seminerde de beraber yüz yüze, el ele sıkışıp tanıştık. Çok güzel bir dostluk ortamı oldu. Çok güzel bir arkadaşlık ortamı oldu. Bana böyle sevgiyle bakan e, gözler gördüm. E, el ele tanışmanın, e, sevginin e, hassasiyetini hissettim. E, algoritmik trade ve gana eğitimleri bittikten sonra diğer bir e, eğitiminde hemen e, şimdi takvimini oluşturdum. Şimdi şurada kenarda şuralarda bir yerde çıkar. Bu eğitimle beraber arkadaşlar 15 saatlik bir takvim oluşturdum. Bu 15 saatlik takvimle beraber ortalama 16 saate e, sarkabilir. Bir aylık bir eğitim periyodu olacak. E, ödev kontrolleriyle beraber 16 saatlik GAN girişten alıp orta seviyeye kadar getireceğim. Bir eğitim süreci olacak. E, girişte gang fanlarıyla başlayıp aşağıda 144 box'lara kadar gelen bir eğitim olacak. Kontenjan kaldı mı? E, maalesef 2 hafta içerisinde tüm kontenjanlar doldu. Sadece bir kişi açık olmalı arkadaşlar. O derslerin programlarını e, ve kontenjanlarla ilgili ayrıntıları danışmanımdan yine öğrenebilirsiniz. Danışmanım dedim de şimdi aklıma güzel bir şey geldi. Yine komik ve beni güldüren olaylardan bir tanesi. Ben burada sizlere can, gerek canlı yayınlarda, e, gerekse e, a, gün içi analizlerde, gerekse böyle kamera karşısına geçip çektiğim videolarda e, ayrıntılı bilgiyi fksmatik01.gmail.com danışmanımdan öğrenebilirsiniz diyorum. Çünkü artık gelen mailler gün içerisinde yüzlerce olmaya başladı ve yüzlerce ile ben yetişirsem, ben tek tek cevap yazarsam ya da yorumlara, e, videoların altındaki yorumlara tek tek ben cevap yazar, yazarsam ve ilgilenmeye kalktığımda hiçbir zamanım kalmıyor. Ne kitap okumaya zamanım kalıyor, ne video e, oluşturmaya zamanım kalıyor. Geçenlerde iki, iki gün önce falan herhalde çok güzel bir kötü yorum geldi. Çok güzel bir kötü yorum diyorum çünkü meyve veren ağaç taşlanır arkadaşlar. Ve bu haterlar beni çok sevindiriyor. E, demek ki doğru yoldayım. E, demek ki git, attığım adımlar e, yerini buluyor ve bazı kuşları ürkütüyor. Evet onlar sadece bir kuş. Benim yanımda kuş olarak kalıyorlar. Demek ki attığım adımlar kuşları ürkütüyor. O yüzden kötü yorumlara devam ediyorlar. Gerek ifşa videolarım sonucunda e, rahatsız ettiğim kitlelerle gerekse sinyal gruplarıyla birlikte e, artık yavaş yavaş yok olmakta olan kitler birlikte, biraz ürkütüyorlar. Taşları biraz da yerinden oynatıyorum. Farkındayım. Ama yapacak bir şey yok. E, finansal okur yazarlık bir şekilde olması lazımdı. Onu da peyderpey gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Ha, yorum şuydu. Danışmanım danışmanım diyor sürekli. Aman da danışmanım şu kadar üyesi var. E, çok güzel. E, demek ki e, biraz önce söylediğim gibi kuşları ürkütmeye yetiyor. E, aslında bununla beraber açıklamak istediğim bir iki bir şey daha var arkadaşlar. Ee, ben sadece FX Mati'nin görünen yüzüyüm. Arkasında danışmanım Elif Hanım var. Tüm mailler, biraz önce söylediğim gibi YouTube yorumlarını e, o cevaplıyor. Ben bunlara e, yani çok böyle sıkıntıda olduğu zamanlarda bakıyorum, e, cevaplayamadığı sorular olduğunda bakıyorum. E, benimle görüşmek isteyenleri e, not alıyor, e, ya da sorunlar olduğunda not alıyor. Şunları şunları yapacaksın Sehat Bey diyor. E, onları yapıyorum. Ders programlarını ona göre ona göre düzenliyoruz. Sonra arkadaşlar bir yandan da grafikerim var. Grafikerle ile birlikte web site çalışmalarına başladık. 3-4 tane web sitesi açacağız. Hem algoritma konusunda hem fiksimatik konusunda hem GAN konusunda 3 üç, tane bir web sitemiz olacak. bununla ilgili tasarımlar, görseller, benim görsellerim, YouTube'daki, Facebook'taki paylaşımların hepsini grafik, grafikerimle beraber yapıyoruz. o da sağ olsun gecesini gündüzden katarak benimle birlikte çalışıyor. Bir yandan da arkadaşlar algoritmamı güncelliyorum. Peyderpey güncelliyorum ve artık bu güncellemek istediklerimi eskiden ben tek tek yavaş yavaş yapıyordum. Ama artık zaten algoritmamı başkalarıyla paylaşmamın, paylaşmamın ve bunları seçerek almamın sebeplerden bir tanesi de algoritma içerisindeki eksiklikleri görüp onları tamamlamam. Bunları gördüm, tek tek not aldım ve çok güzel bir güncelleme ile tanıtımını yapacağım bir video içerisinde. Ama bu değil ki onu yüzlerce kişiyle paylaşacağım. Sadece ve sadece 50 kişiyle paylaşacağım arkadaşlar. Zaten bunu daha öncesinde söylemiştim. Hatta ben 25'e indirmiştim. Elifle beraber konuştuktan sonra hocam zaten görüyorsunuz grup içerisinde çok güzel karlar olmaya başladı. Bunu önlemeyelim. 50 kişiye yardımcı olalım. Hem de ben bu 50 kişiden datalar alıyorum. Bu datalarla birlikte temel çekirdeği aynı kalmak kaydıyla farklı işlevsellikler ekliyorum. Farklı işlevsellikleri pay-der-pay sadece bu 50 kişi oluşturacağım 50 kişilik bir takım üzerinde paylaşacağım arkadaşlar. Ve bununla birlikte arkadaşlar bu güncellemeler artık sadece ben şöyle olacak bu konuları şöyle yapabileceğiz dediğim yine beraber çalıştığımız bir arkadaşım var çok o da çok yoğun olmasına rağmen yine benimle birlikte e, sağ olsun söylediklerimizi e, yapıyoruz. Yavaş yavaş yapıyor ve kodlama konusunda bana yardımcı oluyor. Yani Türkiye'deki en iyi isimlerden bir tanesi. E, o da kameranın arkasındaki gizli kahramanlardan bir tanesi. Yani FXmatik olarak şu an 4 kişiyiz. 5 kişiyiz. Hadi 5.yi de söyleyeyim. Ve bununla beraber ikinci bir e, başka bir duyuruyu da söyleyeyim arkadaşlar. Artık sadece tek kanal değiliz. Artık İkinci bir kanalımız da yayın hayatına geçti. Ee, i̇smini açıklayayım mı? Açıklıyorum. İsmi Borsa Matik. Arkadaşlar Borsa Matik kanalıyla birlikte de Borsa ile ilgili paylaşımları da Serdar Hoca yapmaya devam edecek. 2 ee, gün önce yayın hayatına başladı. Test yayınları e, bitti. Şimdi... E, vakit buldukça o da işlerinden e, zaten her gün analizler yapıyor. Bu analizleri zaman zaman paylaşacak ve en basitten karmaşa kadar giden benim gibi yaptığım e, paylaşımları yapacak arkadaşlar. Aşağıya linklere koyacağım arkadaşlar. Borsamatik YouTube sayfasını. Oradan da ona üye olabilirsiniz. Yani e, tam bir ekip olduk ve bu ekibi kurmak uzun zamanı mı alsa da bir 5 ayı mı alsa da artık ekip olarak daha güçlüyüz ve daha ileriye adımlar atacağız. Ee, amacım bu sinyal gruplarını bitirmek, sinyal üretmek, sinyal vermek değil de sinyal üretmek ve bunun da ötesinde bilinçli bir yatırımcı yapmak. Ee, gerek borsada gerek forex'te bilinçli bir yatırıcı yapmak. Biliyorsunuz benim amaçlarımdan bir tanesi de orta ve uzun vadeli yatırımlar yapı, yapı, yapılabilmesini sağlamak. Hani bugün aldım yarın satmayayım. Bu, yarın sattım öteki tekrar almayayım. Eğer bir işlem aldıktan sonra uygun noktadan aldığımızı düşünüyorsak teknik bilgilerle, teknik çizimlerle uygun noktadan aldığımızı düşünüyorsak o pozisyon alsın kendini götürsün 2 ay 3 ay boyunca aynı Nazlak'ta yaptığım gibi. Böyle bir yatırım anlayışı yerleştirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ve yavaş yavaş da oluşmaya başladı. Bu yatırım anlayışı hem FXmatik kanalında olacak hem de Borsamatik kanalında olacak. Belki de bu kanallar günden güne de çoğalabilir. Finansal okur yazarlığı arttırmak açısından arkadaşlar. Peki şimdi bir diğer bu videonun asıl konusundan bir tanesi de algoritmik trade öğrencilerinden bir tanesi arkadaşlar. Çok kısa sürede güzel karlar yaptı. seminerden sonra pazar günü e, dersi anlattım. Ufak tefek teknik sorunlar olsa da e, genelde 3 saat anlatıyordum. iki buçuk saat kadar anlatabildim. E, arkadaşlar ödevleri bana peydar pey gönderdiler ve ödevler sonucunda baktım ki çoğunluğu karda. Ve olabildiğince basit anlatarak algoritmanın yapısı ve nasıl işlem işlemi gidip çıkacağını gösterdiğimde güzel H4 karları geldi. Neydi bizim misyonumuz? H4 D1 mumlarında trendi yakalayıp 200 pipsik 300 pipsik karlarda işlemi kapatmak. Ve bunları hiç kimsenin desteği olmadan sadece şablon, algoritma ve teknik çizimle. Sadece algoritma ile beraber 850 pips kar yaptı bu arkadaşımız. Şimdi birazdan onun videosuna gireceğim arkadaşlar. Şimdi onun videosuna girelim. Daha sonradan da tekrar dönelim arkadaşlar. Evet video buradan kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi öğrencimin Tam seminerden sonra bana gönderdiği analizleri size göstereceğim. Ve analizden sonra yaptığımız e, Dersteki görüntüleri Göstereceğim. E, şimdi arkadaşlar analizi yaptıktan sonra e, 8 tane 10 tane paritede gösterdi. Algoritmayı anlatmadan içeriğini çok fazla söylemeden e, 3 tane işlemi gösterebilirdim. O yüzden 3 tane işlemi size göstereceğim. Eee Yorumlarını da kapattım. Ee, orada ayrıntılı bir şekilde yorum hazırlamış. Bir mühendis e, olduğu çok belli. Ee, yanlış hatırlamıyorsam maden mühendisiydi. Ee, böyle bir 7-8 sayfalık bir ödev hazırlamış ciddi bir şekilde. Ee, Ona nazaran ben de onun e, işlemlerini size e, ne kadar kar yaptığını göstereceğim. Ortalama 850 pips kar yaptı. Ee, sadece e, bir tane zarda işlemi vardı. Ee, dediğim gibi algoritmayı çok fazla açıklamadan gösterebileceklerimi göstereceğim. Ee, şimdi bir de ben o gün çok fazla zaman kaybetmiştim. Ee, teknik olarak bazı sorunlar yaşamıştık alet videodada. Ee, i̇ki saat, iki buçuk saatlik bir ee, şeyim olmuştu, anlatma fırsatım olmuştu ve buna rağmen güzel işlemler, ee, güzel analizler göndermiş. Ee, şurada dipten alışı görmüş ve alışın olabileceğini söylemiş. Bir de altın'ın e, şimdiki zamanına bakalım e, canlı pariteden. Şöyle bakalım, altın ne zaman yapmış onu? 12. ayın yani 12'si, 11'inde seminer vardı. Ertesi gün ödevini e, göndermiş ve ortalama 360 pips, pik noktayı görmüş. E, takip eden zarar durdurucu ile beraber 350 pipserde ya da 320 pipserde kapanan bir kar e, olur arkadaşlar. Bir sonraki işlemini göstereyim. Şöyle sınıf klasörümden. AutoSle zaten AutoSle de ortalama onunla beraber korele çalışıyor. 3-5 hareketleri onun kadar hızlı olmasa da e, tabii ki çıkıyor. Burada size pivot noktalarına e, göstermiş önüm. Pivot noktalarına göre de işlem yapıyorum arkadaşlar ve aşağısında da bu e, açıklamadığım e, trend'in e, gidişatını destekleyen e, Bunun onay şeklinde e, getirdim ve Algoritma ile beraber e, Onaylı bir şekilde çalışan e, 2-3 tane e, indikatör var. Onları da kestim. Altı göstermiyor ve SLTP'yi de e, Kullandığım bir program var. Onu da e, Şu anda göstermiyorum sadece Sizce e, Ekranda gözüken Trend takibi Şu anda bu. Buradan görüyorsunuz. Bir de bakalım canlı parti üzerinde. Canlı parti üzerinde arkadaşlar. Yeter ki öğrenci düzgün çalışsın, planlı programı çalışsın. Yine 12. ayın 12'sinde alış gelmiş. Ee, kazanmaması için bir neden yok. Pik nokta 140, ortalama 120 pips tren takibiyle çok rahatlıkla kazanılabilir diye e, düşünüyorum. Bunu da kapattıktan sonra bir sonrakini gösterelim. En Zeydi olsaydı yine dipten almış ve şöyle bir tabii ki aşağıdakileri tabii ki de her H4'e ya da her D1'e girilmiyor. Bazı işlem kuralları var. kendi geliştirdim yine. Yatayda kalmamak için, trendi takip etmek için bazı işlem kurallarım var. onları detaylıca, etraflıca anlatıyorum. En Zeydi olsaydı Gösterelim o günden bugüne yine 12. ayın yani 12'sinde ertesi gün bana gö göndermiş ve 160 pips pik pip noktaya kadar gelmiş ortalama 140 pips karda takip iş süren stopla beraber e, çok rahatlıkla anlayabilecek bir yön e, miktar diye e, görebiliriz arkadaşlar. Burada aslında anlatmaya çalıştığım iki şey var. H4 ve D1 ile birlikte işlemi açıp bıraktığımızda stop noktasını belirlediğimizde hem saatler boyunca ekran başında kalmayız hem de kayıplarımız, kazançlarımız düzenli olur. Kazançlarımız kayıplarımızın önüne geçer. Ve benim gibi eli, yüzün, eli yüzü düzgün bir sistem olursa da sürekli devam eden bir Karlar meydana gelir. Bunun, bunun yanı sıra da bugün gelen bir işlem dekontunu göstereyim size. Biraz önceki Muharrem'indi. Bu da Ufuk'un ayın bugün açıp kapattığı işlemler. E, tek eksik yönü trendi yakalıyor. Ama büyük ihtimal e, gerçek hesapta bu. Gerçek hesapta olduğu için ben şu an izin vermesem de bu işlemlerden onu anlıyorum. Büyük ihtimal gerçek hesaplar 4 dolarda, 6 dolarda, 7 dolarda kapatıyorsa ben gerçek hesaba izin vermesem de büyük ihtimalle e, gerçek hesapta açıp kapattı ve benden saklıyor. Böyle iş olaylarda oluyor. Biraz katı kurallarım vardı eğitim içerisinde. E, bunları başka bir videoda açıklarım. Belli bir süre gerçek hesap yasak. Ben oldu dedikten sonra gerçek hesaba e, devam ettiriyorum. E, bir gün içerisinde 465 USD ve İşlem miktarları da 0.5, 0.10, 0.5, 0.10'lar şeklinde. E, gayet gün içerisindeki trendleri e, yakalamış. E, grafikleri yorumlamayı e, başarmış. E, Ufuk Bey de Anlatacaklarım bu kadardı. Şimdi tekrar e, kameraya dönelim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi tam tamına, oradan, bugüne... 850 pipsik bir kar olmuş. Ortalama 3 aşağı 5 yukarı değişmiş olabilir ama ortalama belki 850 pipsen biraz fazla belki 850 pipsen biraz aşağı ortalama 850 pips kar olmuş. Peki şimdi şey diyeceksiniz. Bir yandan algoritma kodlamalar bir yandan gan çizimleri ne alakası var bunların? Aslında çok alakası var. Çok alakası var. İki tane farklı ucu birleştirerek bir güç oluşturmak amacım. Şöyle anlatayım kısaca e, Algoritma temel prensiplerle dip ve tepeden trend takip eder ve bunları bize gün içerisinde hatırlatır sürekli ekran başına kalmak zorunda kalmayız. E, bununla birlikte disiplinli bir işlem giriş şartlarımız oluşur. Bu disiplinli işlem şartları ile beraber zararda bile olsak yanlış anlamayın zararda bile olsak hafta sonunu ay sonunu karda kapatırız. Buradaki amacımız arkadaşlar zengin olmak, trilyonlar olmak değil. Buradaki amacımız maksimum yatırım miktarımızın %20'sini kazanmak. Kaldıraçlara abanıp işte 200 pips, 300 pipsleri 10 notla, 20 notla açmak değil de yatırım miktarımızın 3 ay, 4 ay sonunda %20'sini eğer alabiliyorsak tamam o zaman bilinçli bir yatırımcıyız. Yani faiz gelirinden daha fazla bir kazanım elde edebiliyorsak ilk başlarda o zaman doğru yolda ilerliyoruz demektir. Zaten ne kadar çok risk alırsak o kadar çok da kayıplar meydana gelir. O yüzden minimum risk maksimum kazanç. Bunu yapabilmek için arkadaşlar teknik çizimle gerekiyor. Çünkü teknik çizimle birlikte trendin bir adım iki adım ötesini görebiliyoruz. Peki... Ben bu bir adım iki adım ötesini nasıl görüyorum? Gan 144 box'larla görebiliyorum arkadaşlar. Gan 144 box'larla birlikte temel ağırlık noktasındaki cycle'lar nereden nereye gidebilecek ve nereden nereye dönebilecek kainattaki bu döngü içerisinde e, nerelere gidip dönebileceklerini 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyoruz. Ee, ama algoritma iki adım üç adım ötesini gösterir mi? Bir hafta iki hafta öncesini? Hayır. Algoritma sadece o andaki trendin gücünü, yönünü ve 8-10 e, saat, 4 e, gün, 5 gün nereye kadar gidebileceğini 3 aşağı beş yukarı gösterir. Ama 144 box çizdiğimizde ortalama elimizde 2 aylık 3 aylık bir cycle, bir dönüşüm oluşur. Ve bu dönüşümle beraber Trendin nerelerden nelere gidebileceğini göz önüne alırız. İkisini de üst üstüne koyduğumuz arkadaşlar bir yerden teyit alıp e, o teyitle beraber işleme girdiğimizde e, beklediğimiz noktadaki kesişim noktalarına geldiğinde işleme doğru yerden çıkıp tekrar uygun işlem şartlarının gelmesini hem destek direnç biliyorsunuz benim destek direnç kavramım çok farklı. Benim destek direnç kavramım evrensel. Kişiye özel değil. Bence biraz da destek direnç kavramı öyle olması lazım. Kişiye özel değil de herkesin aynı aralıkta aynı zaman diliminde doğru destek dirençleri artması lazım ki eğer finans zaten bir bilimse ki öyle olduğunu varsayıyoruz o zaman destek dirençlerimiz de bir olmalı. Nereden ne anlatıyordum, hangi konulara girdim? Kamera karşısına geçince dayanamıyorum. Böyle dakikalarca konuşuyorum. Bu da benim kötü huylarımdan bir tanesi. Velhasıl arkadaşlar destek dirençlerle birlikte o 144 box'taki cycle'ların merkez kaç kuvvetinin nereden gelip kuluçka dönemlerinde nerelerden çıkıp nerelerden ineceğini gördüğümüz arkadaşlar trendin ötesini görüp ötesiyle birlikte bugünün gücünü alıp %74 başarıyı Hedefim %90'lara kadar çıkarmak. Ama bu %90 başarı ne tek başına çizimle ne tek başına algoritmayla olur. İkisiyle birlikte olur. İkisiyle birlikte olduğunda arkadaşlar %90 başarının olabileceğini e, gördüm. Ve bunu da hem algoritmik trade öğrencilerime hem de e, GAN eğitim e, sınıfı öğrencilerime öğretmeyi düşünüyorum. Ve yavaş yavaş da gerçekleşiyor. Bakalım. Umarım gerçekleşecek. Ve ben de bu öğretme şevkimle, öğretme e, sevincimle beraber daha da ileriye gider e, ve e, bu adımlarımı daha da büyütmeye devam ederim. Şimdi aklıma geldi. Arkadaşlar artık kitaba yazmaya başladım. Şu anda 30 sayfa civarlarında oldu. Gan girişi, Ben olmasam bile ben gün gelir belki 10 sene sonra bu işi bırakırım. Ben olmasam bile 3 e, tane kitap yazmak istiyorum. Giriş, orta seviye ve e, zor olan seviyeyi 3 tane kitap yazmak istiyorum. E, belki bu videoyu 10 sene sonra seyrettiğimde vay be neler yapmışım zamanında diyeceğim. E, bu kitaplarla birlikte arkadaşlar e, ben bu işle artık ilgilenmesem, eğitim seminerleri vermesem bile en azından yatırımcıya bir ışık olacak, araştırmalar için bir kaynak olacak eser bırakmak istiyorum belki de arkalarına DVD'ler de yerleştiririm. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bol pipsli günler.